Tayyip bunu istemiyor. Vatandaş hain. Hükümet istese bu zamların önüne geçer. Geçer. Ha niye geçmiyor? Bilmiyorum. Ben tarafsız değilim. Halktan tarafım diyorum. Ya halktan tarafıyım derken halkı hükümete, devlete karşı kışkırtıyorsun. Siyasetçiler bu kadar nasıl zengin oluyor? Çalıyor kesin. O zaman oy verme abi. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün Antalya'dayız. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Ben Mehmet Koyuncu, Sade Vatandaş. Tarafsız değil, halktan taraf. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, ülkenin ekonomik durumundan memnun muyuz diyerek sormak istiyorum. Ben sizi izliyorum. Teşekkür ederim. Ya, ekonomi değil de biraz da milli sanayideki kalkınmayı konuşsak. Orada bir başarı var, onu başarıyı en fazla takdir ederiz. Ama siz gidiyorsunuz nerede? Eksik var, şey varsa var. Orada konuşuyorsunuz. Gazetecinin işi budur abi. Gazeteci eksiği yanlışı görür, olmaz. Onu konuşur. Ama yanlı olmamak lazım. Olmayalım. Buyurun sizden yana olalım beraber. İyi tarafı da söylemek lazım. Kötü tarafı da söylemek lazım. Ama bu iyi. Zaten 18 tane televizyon kanalı, 40 tane gazete söylemiyor mu? Bize de kötüyü konuşmak. Siz olur mu canım? Kötüyü konuşuyorsunuz ama. Evet. Doğru. Ama yanlış yapıyorsunuz. Ama ben siz iyi konuşsanız da kesmiyorum ki. Ya kesmiyorsun, ben izliyorum da ama yalnız kötüyü konuşursanız veyahut da yalnız iyi konuşursanız halk tarafından dışlanıyorsunuz. Bak, gayet mesela, severler. Mesela ya. Bir tane kanal siz var. Siz mesela beni sevmeseniz de bağrınıza en azından değil. Saygı duyuyorsunuz. Sizi değil, yaptığınız işi insanlar seviyor veya sevmiyor. Sizinle mesela benim ne alıp veremediğim var. Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Kimsiniz, değilsiniz, ben veya birbirimizi tanımıyoruz ama bazı kanallar var sadece övüyor. Doğru. Övüyor, Allah'ım övüyor. Aynen. Övüyor, övüyor. Sanki böyle bulutlara çıkarıyor. Aşağı Allah'mış gibi. Kim kabul ediyor? Millet gülerek bakıyor. Doğru. Gülerek bakıyor. Ama bazıları da var. Mesela sen de onlardansın. Hep kötülüyorsunuz. Doğru. O zaman da millet gülüyor yani. Abi gülsün. Mesele şu. Ama yanlış yapılıyor. Sen bak, iyiyi söylerken ben sana diyor muyum? Abi iyi niye söylüyorsun? Biz burada kötülüyoruz diyor muyum? Ya ama kötülüyorsunuz. Ben sizi izliyorum. Bak birkaç tane daha var. Eksiğiniz, ben izliyorum. Bak, hep övenler de izliyorum. Onlara da kısıyorum. Ya ayıp diyorum ya. Her şey ortada. Görünüyor değil mi? Görünmeyen bir şey var mı? Çocuk mu millet? Millet çocuk mu ya? Yani? İsteyen görüyor. He. Her yani görünüyor ya. Sen eğer görmüyorsan, başka taraflara bakıyorsan sen salaksın demektir. Hani herkes görüyor yani. Düşün yani. Hava ışıdığında karanlık denir mi? Denmez. Aynı onun gibi. Türkiye'de ne güzel gidiyor, ne kötü gidiyor, herkes biliyor. Evet. Ama taassupçular var. Mesela senin gibi hep kötüyü gören taassupçular da var. Bir takım taassupçu nedir bu arada? Onu taassupçu yani karşıdaki adama ideolojisinden dolayı, fikrinden dolayı adam havada uçsa yine de kanadı kırık diyor, uçamıyor diyor. Evet. O bir tersinden de aynı. Adam ne yaparsa yapsın adamın ideolojisine ters ya. Benim bir taassupçu olmam için karşı tarafın ideolojisine de saldırmam gerekmiyor mu? Ya zaten kötülerken saldırmış oluyorsun. Ne gibi? Ya mesela adam... Ekonomiyi sordum mesela size. Sen hep ekonomiyi soruyorsun. Doğru. O arkadaşlar da hep ekonomiyi soruyor. İyiyim peki. Tamam mı? Ya ekonomi şu an iyi değil. Evet. Yani iyi değil, bu bir gerçek. Sorduğum için taassupçu mu oldun? Ama hep oraya odaklanırsan... Çünkü vatandaşın derdi o abi. Ya, vatandaşın derdi başka ne var? Derdi o da ama bak şurada var bak. Mesela dünyada bir takım savaşlar oluyor. Doğru. Değil mi? Mesela dünya şey İran İran petrol zengini. Evet. Değil mi? Adamın müthiş dünyanın dörtte biri mi diyorlar ne diyorlar petrolü orada. Doğru. Ama adamlar fakir. Fakir. Bizden iyiler be. Yok bizden iyi değiller. Vallahi. Yok gerçekten ben izliyorum bak. İyiler, siz izlediğim gibi ben onları da izliyorum. Onların da durumu çok kötü. Yani bu sadece petrolle gelirle olmuyor. Evet. Tamam mı? Biraz da halkının hain olmamasıyla alakalı. Kardeşim Türkiye'de mesela Tayyip Erdoğan mı diyor her hafta zam yapın diye. Yok, kiralara engellemiyor. Peki her şeyin zam yapılmasının Tayyip'e zararı mı var karı mı var? Zararı var. Evet. Peki bunu niye Tayyip istesin o zaman? Tayyip bunu istemiyor. Vatandaş hain. Tamam mı? Vatandaş hain. Hepsine demiyorum ama. Gaddarca değil mi be hepsine abi? Hepsine demiyorum. O hainlik yapanlara ne diyorum. Yapıyor? Mesela bu hainlik mesela kapsamı ne nedir? Gidiyorsun X markete. Tamam. Geçen hafta tereyağın kilosu atıyorum 200 lira. Ya bir gidiyorsun adam 249 lira yapmış. Ya ne oldu sana? Bana bunu yaşamadığımız bir tane esnaf göster ben bu işi bırakırım. Bana şu anda bu söylediğini yaşamadığımız bir tane esnaf şimdi göster. Bir takım insanlar... Şu telefoncudan tut, şu kıyafetçiye, şuradaki evet. Efendim yemekçiye herkes bu zammı evet. Yapıyor mu? Yapıyor. Hepsi mi hain? Hayır, yapanlar hain. Hepsi yapıyor.
O zaman yanlış yapıyor. Hepsi hain o yanlış zaman. Yapıyor. Tamam. Yanlış yapıyor. Hepsi hain midir? Onun mazereti bir altını çizelim. Mazereti olmadan. Mazereti mazeret olmadan. Nedir abi? Mesela diyelim ki ben sizden bu mikrofonu satın aynen. alıyorum. Siz de bunu başkasından alıyorsunuz. Aynen. Siz 5 alıyordunuz, bana 6'ya veriyordunuz. Evet. Şimdi 9'a alıyorsunuz. Evet. Adam 9'a veriyor. Evet. Bana o zaman senin suçun yok. Evet. Ama bunu bilinçli olarak dağıtım yapan yerler var. Evet. Değil mi? Mesela etin kilosunu 3 dolardan alıp vatandaşa 500 liradan, 600 liradan satan, AKP'den beslenen, ticaret yapan esnaflar da vatan haini midir? Kim yapıyorsa yapsın. Niye engellenmiyor? Nereden besleniyorsa beslensin. Ben onu söylüyorum. Niye engellenmiyor? Bunu yapanlar bu milletinin kardeş değildir. Tamam, bu vatanın tamam. evladı değildir. Doğru. Tamam mı? Onlar sahtekardır. Ne güzel ortak yönde buluşuyoruz. Ya ben doğruya doğru kardeşim. Ben de öyle abi. Ben elhamdülillah Müslümanım. Ben de öyle abi. Ben ideolojik düşünmüyorum. Ben de İnançsal aynı. Düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Bana ben. O zaman ben şunu eleştirir misin? Öyle 3 dolardan alıp da. Şuna buna göre düşünmüyorum. Ben İslam'a göre düşünüyorum. Ben doğruyu söylerim. Babam da yanlış yapsa. Evet. Ben doğruyu söylerim. Ben sana bir daha soruyorum. Etin buyurun. Kilosunu 3 dolardan alıp bu memlekete 500 liradan 600 liradan satanlar ve bunu da AK Parti'nin siyasileri üzerinden yapanlar hain midir abi? Bu eti aldıkları et evet. 3 dolara maliyet evet. olduğu halde. Kusura bakmayın az önce pilimiz bitmiş. Buyur abi. Abi ben, pilimizi bitirdim. Ben pilinizi bitirdim. evet buyurun. Nerede kalmıştık abi? Hainleri sayıyorduk. Vatandaşı birbirine düşürüyorlar işte evet. bazıları kasıtlı olarak. Orada kalmıştık. Yani bunu da yapmamak lazım. Hükümetin elinde hiç mi imkan yok bununla mücadele etsin? Şimdi bak ben ne dedim? Ben ideolojik düşünmüyorum. Ben Müslüman olarak düşünüyorum. Tamam mı? Benim kanaatime hükümet istese bu zamların önüne geçer. Geçer. Abi. Ha niye geçmiyor? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Bak nereden bileyim ben bilmiyorum arkadaş. Ama sen burada bir kasıt aramaz mısın? Ya şimdi niye geçmiyor? Soruyorum bazı yerlere soruyorum. Diyorlar ki serbest piyasa. Turgut evet. Özal zamanında tamam. hükümeti serbest piyasa yaptı. Turgut Özal'ın sevdalısı. Ben de diyorum ki ya bunun gerçek halk arasındaki yerleşmesi serbest piyasa değil, serbest kazlık ya. Doğru. Ya bu zarar, eğer bu serbest piyasa halkı bu şekilde perişan ediyorsa, aynen. halkın, vatanın, birliğin, beraberliğin zararını oluyorsa bunu iptal edersin. Doğru. Bu kadar basit doğru. yani. Bu ayet değil, hadis değil. Aynen. Değil mi yani? Adamlar aynen. hatta ayeti bile dinlemiyor bazıları. Zamanında bir dinlemeye çalıştılar, nasrettiler, mahvettiler ama. Ya bak ben ne diyorum? Eğer bu yanlışsa kaldırın kardeşim. Evet. Kaldırın. Nasıl bir gecede CHP, MHP, AKP şu bu hepsi birleşip de nasıl %40, %50 kendilerine zam yapıyorlar? Bak düşünebiliyor musun? Bir vatandaşımız 10 bin lira maaş alıyor. 10 bin lira maaş alan adama %35'i böyle nazlanarak yani çek vereyim mi vermeyeyim mi diye yapıyorlar. Ama kendilerine geldiği zaman emeklinin almış olduğu maaşın 5 katını bir gecede kendilerine zam yapıyorlar. Allahu Ekber. Ya buna vicdan lazım ya. Ya bunu vicdan kabul eder mi ya? Artı bir de şu var. Bir de hem emekli olup hem de milletvekili olanlar var. Bunlar tam malı götürüyor. Ha bu görünen. Bir de görünmeyen var. Onların mahallesi, komisyon, mihaleler falan filan şunlar bunlar biliyorsun bu bütün partilerin ilçe başkanları, il başkanları hep ihaleden götürüyor. Onları biz görmüyoruz. Şimdi görüyor desek diyecek ki ispat et. Ulan her şeyi ispat edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Biz Allah mıyız aşağı? Allah ispat eder bir tek ona ama Allah onu ispat edecek. Kabirde onlar can çekiştip de girdiği zaman orada ispat ettirecek onlara. Onlardan böyle kurtlarla, yılanlarla, çıyanlarla parça 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 alacak. Evet. Hainlerden de alacak, onlardan da alacak. Dolayısıyla yani ben sizden ricam şu. Bak ben size devam izliyorum, size de kızıyorum. Birkaç tane daha var. Bak yüzünüze de söylüyorum. Ha niye kızıyorum? Gerçekleri anlattığınız için değil. Ya hep kötüleri gösteriyorsunuz. Bak, sohbetimizin başından beri sen de kötüleri sayıyorsun abi. Hayır bak kötüler milletvekillerine de söyledim. Tamam. Serbest piyasa yanlış. Evet. Serbest kazık. Tamam. Onu da baştan itibaren anlaşıyoruz onu, seninle. Niye anlaşıyoruz? Hem iyiyi söylüyorum ben, evet. hem kötüyü söylüyorum. Ben de aynı. Ama siz sadece kötüyü söylüyorsunuz. Yani benim işim sormak. Ya, yanlış yok. Ben biri gelsem sana abi sen ne güzel gömlek giymişsin, sapsarı, gözlükler maşallah diye övsem evet. kime ne faydası var? Ya onun faydası yok da hep kötülemenin de faydası ama yok. Halk ne oluyor biliyor musunuz? Ben kötüyü göstermezsem sarayda yaşayanlar nasıl görecek ama abi? Halk kinleniyor birbirine. Abi onu da saraydaki bak, düşünsün. Ben sizi izliyorum mesela. Şimdi beni de izleyecekler değil mi? Evet. İzleyecekler inşallah. Bakıyorum amca bana saldırıyor. Ben amcaya saldırıyorum. Evet. Oysa
ezilen ikimiziz biliyor musun? Ama siz biz iki ezileni birbirimize düşürüyorsunuz. Ben sana diyorum ki ezilmeni konuşalım. Ya ezilmeni konuşman için ben ne yapabilirim? Amca ne yapabilir? Amca 3 bin lira emekli alıyor. Sesini diyelim ki çıkartın. Diyelim ki ben 50 bin. Ya sesimi nasıl çıkarayım? Bir yere kadar çıkarabiliyorum. İşte daha fazla çıkarsa daha burada fren tutmuyor sinirlenince. Keseriz biz rahat ol. İkimiz de atar mı? Ondan sonra götürüp içeri atacaklar. Yok sen milletin akıllısı sen mi diyecekler değil mi? Benim de abi ne memleketi olacak? Memleketi sen mi? Ya benim diyeceğim de içeride beni mıklayacaklar. Bir şey olmaz. Tamam mı? İçeride çok tanıdık. Tamam mı? Yani iki taraflı gösterelim. Evet. Ha bir de siz şunu yapın yani. Allah rızası için diyorum yani. Bak ben sizi tanımıyorum. Müslüman mısınız? Değil misiniz? Onu bilmiyorum. Evet. Tamam mı? Önemli olan insan olmak. Evet. Tamam mı? İnsan olan adam gerçekten doğruda birleşir. Hangi din doğrusu olsun. Tamam mı? İnsanlığını bilen adam. Bu zam yapan yerleri biraz da eleştirin ya mübarekler ya. Ben sana uzatıyorum mikrofonu ki sen eleştir. Ya sen niye eleştirmiyorsun ben ortaya atıyorsun? Ya benim işim sormak çünkü. Bak sen sor. Soruyorsun ama bir taraf tutmadan sor. Tamam. Senden onu rica ediyorum. Bak, ben seni severim. Bu videonun en başını izle. Orada bir şey diyorum. En başında da anonsu yaptıktan hemen sonra diyorum ki ben tarafsız değilim, halktan tarafım diyorum. Ya halktan tarafıyım derken halkı hükümete, devlete karşı kışkırtıyorsun. Abi devletle ne işimiz var bizim? Ya devlet bizim başımızın tacı. Kışkırmasın abi. O zaman o zam yapanlar da seyrediyor. Zam yapanlar da seyrediyor. Evet. Gülüyorlar adamlar ya. Şunlara bak birbirine düşürdük diyorlar kendileri kendilerine. O zaman hükümet bu noktada demeyecek mi? Ya vatandaşın birbirine tamam, düşüyor. Bak. Ben şu zammı durdurayım. Bak ismin ne? Doğru, Mehmet. Mehmet kardeş benimki de Osman. Ben Sivaslıyım. Eyvallah. Şimdi ben sana yanlış yapan hükümetin yanlışlarını söyleme demiyorum. Söylememiz lazım. Tamam. Hatta onların da bize teşekkür etmesi lazım. Evet. Değil mi? Hapse atıyor. İşte öyle bir şeyler oluyor yani. Ben diyorum ki hükümeti kötüle, yanlışlarını kötüle. Tamam. Vallahi beraber kötüleyelim. Tamam. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne demiş çıkmış hutbeye? Demiş ki ey halkım benim yanlışımı gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Seni demiş bir tanesi kılıcını çekmiştir. Seni bununla düzeltiriz. Elhamdülillah demiş. E şimdi biz de eğer hükümete veya yanlış yapanlara, şeycilere de olsun bu, zamcılara. Evet. Biz burada yanlışları söylüyorsak, yanlışlarını, ya bize teşekkür etmeler lazım ya. Bu dünyanın bir de ahireti var kardeşim. Sen bana teşekkür etmedin, sen kızarak geldin. E ben sana niye teşekkür etmedim? Sen tek yanlı yapıyorsun. Abi bak, tek yanım işte senden yanayım. Öyle yapma bak. Sen şöyle yap bak. Ricam. Vatandaşa de kardeşim Türkiye'nin derdi ne? Hükümetin iyi yönleri ne? Bak iyi yönleri ne? Kötü yönleri ne? Sen geliyorsun direkt mi diyorsun ki ekonomi nasıl ya? Sen gidiyorsun adamın yarasına tuz basıyorsun. Evet. Tuz basma ya. Peki. Tuz basma kardeşim. Hükümetin hem kötü tarafını söyle hem iyi tarafını söyle. Veyahut da adama sor kardeşim nasıl olacak? Sordum sana nasıl abi? Kardeşim nasıl? Şu an zam milleti perişan ediyor. Ama iyileri de konuşalım biraz. İyileri de konuşalım. Ha. Ama şu da var yani. Bana iyileri anlat. Bu hükümet gerçekten gelene kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Savunması ya kurşunu bilene dışarıdan alıyordu ya. Doğru. Bir kurşun ya 7.65 kurşunu 9 milimlik kurşunu bile dışarıdan alıyordu. Elhamdülillah şimdi Altaylar, tanklar işte ondan sonra mı ya ne bileyim. İsimler hepsi bak şu an aklıma gelmedi. Yoksa mevdu olsa şimdi hepsini sayarım da. İşte Altay tank olsun değil mi? Kaan olsun, İHA'lar olsun, SİHA'lar olsun, şunlar olsun, bunlar olsun. Güvenlik olmazsa ne anlamı kalıyor? Bak işte onu anlayacağım. Şimdi bunları da yaptı bu hükümet. O birileri yapmadı. Diyorlar ki o zaman %20 idi. Şimdi bu hükümet %80'e çıkarttı diyorlar. Elhamdülillah. Bak en güçlü, en zengin Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar. Adamlar dünyanın en zenginleri. Mesela tahmin ediyorum Dubai'nin mi? Neyin parası? 100 lira mı ne ya? 100 dolardan. Dolardan falan çok. 4 dolar bir Dubai parası mı ne? Bak. Ama buna rağmen Amerika dedim yatıyor korkudan. Sesini çıkaramıyor. Niye? Adamın savunma sanayisi yok. Ama bizim elhamdülillah Tayyip Erdoğan AK Parti geldikten sonra savunma sanayimizi %20'den %80'lere çıkarttı. Evet. Şu an herkese meydan okuyoruz. Bir dakika. Bak övmeye başlayınca kesme. Yok aklımda buydu. Söylerim diyordum. Yani. Allah razı olsun sen çekiyorsun, yayınlayacaksın. Ben izleyeceğim. Ben devamlı izliyorum da zaten. Ondan sonra elhamdülillah bugün AK Parti geldikten sonra milli savunma sanayimiz %20'den %80'lere çıkmış. Bugün dünyaya meydan okuyoruz. Evet. Kıbrıs Savaşı'nda ben aklım çok iyi yetiyor. Çok iyi yetiyor. O zamanlar biliyorsun Amerika oradan diyordu ki çabuk durun olduğunuz yerde geriye dönün yoksa şu silahı vermeyiz bu silahı vermeyiz bilmem ne yapıyorlar. Ama bugün çıkıyoruz ne diyoruz
Lan varsa delikanlı çıksın ortaya diyoruz. Evet. Ha onlar da ne yapıyor? FETÖ'yle denediler, beceremediler. Başka türlü denediler, beceremediler. Kürt Türk denediler, Alevi Sünni denediler, beceremediler. Elhamdülillah bizim halkımız akıllı. Akıllı ama bazen çabuk unutuyor bizim halk. Hemen gaza geliyor. Evet. Tamam mı? Yani tam sağlıklı düşünemiyor. Bak bugün bizi kimse kimseye düşüremediler. Bugün ne yapıyorlar? En son şu an ekonomiyle bizi düşürmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle bu ekonomi düzelecek. Çünkü niye? Ya düşün, Tayyip Erdoğan'a zarar olan bir ekonomiyi Tayyip Erdoğan niye desteklesin? Desteklemez değil mi aklı olan adam? Benim merak ettiğim ama adam, şey şu. Diyorum ki ya bu adam bunu niye önleyemiyor? Niye önleyemiyor ya? Ben bu garip bu. Bak ben ortaokul mezunuyum. Tamam mı? Ondan sonra buna rağmen diyorum ki ben ortaokul mezun olduğum halde şöyle bir düşünüyorum. İnan evde hep düşünüyorum yani. Diyorum ki lan diyorum ben bu zamı durdururum. Evet. Vallahi bir ayda durdururum yaparım diyorum. Dur, yaparım diyorum. Ben nasıl yaparım diyorum. Ha. Kim lan bu zam yapan şerefsizler? Yani gereksiz zam yapanlar. Aynen. Kim lan diyorum bunlar? Devlet ya. Devlet nasıl ki beni buluyor da bir röportajda onları bulamıyor mu? Gel lan buraya. Putin öyle yaptı televizyonda. Putin. Aslan Putin. Bak sevmediğim bir adam ama bu işten dolayı da takdir ediyorum adamı. Gelin lan buraya dedi. Telefon etti adama. Niye zam yapıyorsun lan? Bir daha görmeyeceğim dedi. E Tayyip Erdoğan bunu yapamaz mı? Vallahi Putin'den 10 kat daha yapar. 10 kat daha fazlasıyla yapar. Ha niye yapmıyor onu da bilmiyorum. Ben sana tam bu noktada bana bir ay müsaade etsin ben düzelteyim. Senin bir ayda düzelteceğin şeyi. Beni bir ay Cumhurbaşkanı yapsın Tayyip Erdoğan kendi yetkileriyle. Yemin ediyorum bir ayda ben bu zamları durdurmazsam. Sana bir soru. Sen bu kadar fakirleşirken Binali Yıldırım'ın 27 tane şirketi nasıl oluyor? Bana var mı? Ben bilmiyorum. Var var. Varsa yanlış. Var. Varsa yanlış. Yapamaz. Haksızlık. Ya ben bilmiyorum ya. Şimdi iftira etmeyeyim hani. Ha, ya, eğer sen doğruysan bu yaptığı haksızlıktır. Yanlıştır. O mallar kendinin değil milletin olması lazım. Tamam mı? İnşallah o da olur abi. Ya ben hepsinin düzeleceğine inanıyorum. Fakat şu an yani millet sıkıştı yani. AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerin içini gördün mü o saltanatı? Ya AK Parti'den CHP'ye geçiyorlar, CHP'den MHP'ye geçiyorlar, sonra DEP'ten oraya geçiyorlar, oradan oraya. Ya onlar şey ya. Küçük. Rahmetli Türkeş'in bir sözü var. Bizim Kangal'a gelmişti. Ben Sivas Kangallıyım. Orada dinlemiştim. Şey o zaman Turgut Özal'ın partisi kurulmuştu. Herkes oraya hücum ediyor. Evet. Herkes oradan aday gösteriyor. MHP'den de oraya gitmişler. Rahmetli çok değerli bir liderdi. Türkeş, Alparslan Türkeş. Dedi ki hepsi yağlı kemiğe koşuyor dedi. Evet. Şimdi gel de aynı yani. Tarih tekerrürden ibarettir. Beyinsizler için. Evet. Beyin olan adamlar için tarih tekerrür etmez. Evet. Tamam mı? Ama beyinsiz millet için tarih tekerrür ediyor. Arkadaş bunlar o tarafa koşuyor. Nerede yağlı kemik o taraf. Nerede yağlı kemik o taraf. Aynı soruyu soracağım abi. Halk bu kadar fakirleşirken siyasetçiler bu kadar nasıl zengin oluyor? Çalıyor kesin. O zaman oy verme abi. Ya bizzat... Az önce bak bana kızıyordun. Bak ben ne diyorum? Az önce bana soru bak kızıyordun. Kime İyisini vereceğiz de. Oy? Peki. Bilemem onu. Onu sen bileceksin. Bak işte, bak, oy verme dedim mi? Bana oy vereceğim yeri göstermen lazım. Ya abi ben senin çok affedersin annem miyim babam mıyım sana yol gösterdim. Ama oy verme derken annem bir kere babam. Sen benim büyüğümsün. Tamam da oy verme derken nasıl bana annem babam olur? Hırsızlık varsa oy verme diyor. Biz gayet bunu söylemek için akıl yaşı yeter bak, bence. Bana göre biz senden gayet net net güzel anlaşıyoruz. Abi. Güzel konuşuyoruz. Abi. Bir de benim gibi adama çattın. Tamam. Severim ben senin gibi. Tamam mı? Şimdi ben doğruları konuşurum. Ne güzel abi. Niye biliyor musun? Şimdi kardeşim ben şimdi burada gereksiz yere AK Parti'yi övsem, CHP'yi övsem, evet. MHP'yi övsem, şunu bunu övsem. Evet. Haksız yere ama. Hak etmedikleri halde. Evet. Ben öldüm mü beni kim kurtaracak? Bunları kurtarabilir mi? Yok. E peki ama Cenab-ı Allah diyor ki siz diyor can çekişirken diyor siz diyor evet. Her insan için bir çalı, dikenli bir çalı. İçinizden böyle dışarı çekilir gibi can vereceksiniz. Günahkar olanlar. Evet. Peki ben niye bunların yüzünden o şekilde can vereyim? Doğru. İkincisi, siz diyor öldüğünüz zaman günahkar, haksız olarak kul hakkı yemişseniz, haksız olarak hainlik yapmışsanız, şunu bunu yapmışsanız, öldüğünüz zaman diyor, yılanlar, çıyanlar, tırtıllar, böcekler ağzınızdan girip burnunuzdan çıkacak, yiye yiye. Evet. Karnınızda dolaşacaklar diyor. Ben niye kardeş buna muhatap olayım, ben bunları övüp de durduk yere? Aynen. Peki daha da kötüsü ondan sonra cehenneme gittikten sonra ben niye kaynar kazanda kaynayayım? CHP'yi övdüğüm için, MHP'yi övdüğüm için, AKP'yi övdüğüm için. Ha işte ben bunun için doğrular konuşuyorum. Tamam mı? Niye? Çünkü ben Müslümanım. O zaman bana niye öv diyorsun abi? Ben öv demiyorum. Sen beni ateşe niye atıyorsun? Ben sana öv demiyorum.
İki tarafın da bak iki tarafın da gerçeklerini yani gösteriyor. Orada sen bana mesela dedin ki özür dilerim. Sen bana dedin ki öv. Mesela iyisini öv. Öv deme. Ha iyisini dedim. İyisini öv. Evet. Ya belki benim iyi bildiğim yanlış. Belki o şehir hastaneleri yanlış. Ne bileyim ben. Belki 5 lirayken 50 liraya yaptı. Ya şimdi biliyorsun ilim 3 çeşit. İlim 3 çeşittir. İlmel yakın. Aynel yakın. Hakkel yakındır. Bunun en hakikisi Hakkel yakındır. İkincisi de muhtemelen ilme yakın. Bak birisi şurada bir duman görürsün herhalde ateş yanıyor dersin. Doğru. Bu ilmel yakındır. Doğru. İkincisi aynel yakın. Gidersin ateşi görürsün. Doğru. Ateş yanıyormuş. Bu ilmel Hakkel yakın. İşte aynel yakın. Bir de Hakkel yakın vardır ki bu ilmin gerçeğidir. Nedir bu da? Ateşte yanarsın. Oo ateş işte o zaman anlarsın. Evet. Değil mi? Evet. Ha, şimdi bu hastaneler. Şimdi hastaneler eğer biz gidip muayene oluyorsak evet. Gerçekten ben gidip oluyorum yani. Çok elhamdülillah. Çok elhamdülillah gidiyoruz, oluyoruz. Bazen çok sıra bekliyoruz. Onun da çaresine bakıyorlar. Ne adam randevu alıyormuş, gitmiyormuş. Değil mi? 20 bin tane ama ayda bilmem kaç bin tane boşa zaman gidiyormuş. Bunu da bizim halkımız yapıyor cahil. Ha gitmem diyor. Ya olur mu kardeşim? Kul hakkı ya. Allah sana bunun hesabını soracak. Bizim millet var ya. Bu randevu alıp da iptal etmeden çok dağıldı. Bir dakika. Sana şunu soracağım. Bunu bitiriyor. Konu hastaneden dağılmış. Bir dakika. Hastaneden gitmesi. Gel gel. Sana çok güzel şeyler öğreteceğim. Gel. Bak, gel dinle dinle. Kardeş bak. Şimdi randevu alıp da iptal etmeden randevuya gitmemek vallahi bu kul hakkıdır. Allah bunu soracak ya ama bizim insanlar var ya bunu Allah'ın soracağına inanmıyor. Bu kadar zır cahiliz ya. Sen şurada yedin. Sana şunu soracağım. Sen şurada yediğin bir 100 gram dönerin fiyatının 100 lira değil de 500 olmasının hesabını yaparken o hastanenin fiyatının neden 100 milyon değil de 500 milyon olduğunu niye sormuyorsun diyorum ben. Ben sana daha beterini söyleyeyim. Anladın daha mı? Beterini söyleyeyim. Adam bak o salak mesela şey yaptı. Hastaneye karşıydı. Ya niye karşı olayım ben hastaneye? Manyak mısın? Ben sana daha beterini söyleyeyim mi? Ya adam 200 milyon maaş alıyor. Bak milletvekili 200 milyon maaş alıyor. Adamın orada yediği pırzola 50 liraya. O da veriyorsa. Onu da veriyorsa Allah bilir. Peki bu zulüm değil mi? Zulüm değil mi? Bak şunu da söyleyeyim. Vallahi ben doğruları söyleyeceğim arkadaş. Şimdi kamudaki işler değil mi? Kamu. Ya kamuda arkadaş bir görevlinin, müdürün, şefin, şunun, bunun hepsini söyleme. Ya adamın 4 tane 5 tane arabası var ya. Doğru. Ya Allah'tan korkun ya. Ya bir tane araba neyinize yetmiyor ya. Bal tutan parmağını evet. Yalamıyor mu bizim memlekette? Allah onlara zehri yalattırsın. İnşallah. O öyle yapanlara. İnşallah. Kim bal tutan balı parmağını yalacak? Biraz önce dedim geberince görür. İnşallah. Zaten hepsi herkes ölecek. Bak bundan 100 sene önce dünyaya gelen bir tane dünyada insan yok. Hepsi öldü. Bundan 100 sene sonra hiç kimse kalmayacak. Bu 7 milyar insan kalmayacak. Bunun hesabını vereceğiz. Ama işte bu inananlar için. Adam inanmıyordur, çalıyordur. Niye hükümet insanların inanacağı yönde eğitim yapmıyor? Bilmem. O zaman kendileri çalamayacak. Niye? Ama sen şimdi çünkü hükümete niye hırsız diyor? Ne yapayım? İmini sıkar. İmini sıkar. İtalya'da, Amerika'da okurlar. Zaten İmam Hatip'e fakirlerin çocuğu gidiyor. Evet, tamam mı? Evet. Onlarınki gitmiyor. Evet. Sadece Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca okutmuş evet. İmam Hatip'te. Öbürleri tek tük nadir. Onun oğlan da hızlıydı ya. Nadir. Ya gençlikte her çek hızlıdır. Erbakan Altınoluk'ta 40 bin metrekare arsasını gördün mü? 255 ben gittim. Ben gittim. 5-10 dönüm yer ya. Tahmini en fazla. Ben gittim ya. Gittim hatta şeyciğim oranın 40 diyor. Bahçe yok. Ben gittim kardeş bak. Ben gitmesem konuşmam. Ben gittim. Ne için gittim biliyor musun? Ya bu adam burada niye villada yaşıyor dedim. Gittim oraya. O tarafta işim var da oradan geçekene beni gezdiren arkadaş dedi ki burası Erbakan Hoca'nın dedi. Burada yaşıyor dedi. Eyle kardeş dedim. Niye? Girip soracağım dedim. Gittim ben. Bahçıvanmış. Bahçıvan dedi ki kardeşim Erbakan Hoca buraya senede en fazla 3 hafta gelir dedi. En fazla 3 hafta gelir. Ne oluyor burada? Boş dedi. Çoluk çocuk geliyorsa geliyor dedi falan. Ben gittim abi. 5 dönüm mü? 3 dönüm mü? Öyle bir şey. Tam bilmiyorum yani. Yok. Ben gittim abi. Ben de gittim. Otobüste git. Ya bekle de yani. Ben içine girdim. Otobüste gittim. Neyse. Otobüste gittim. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Beni ilgilendirmez. Herkes bunun hesabını verecek ama. Bak bunu herkes bilsin. Bunu herkes bilsin. MHP'li de, CHP'li de, AKP'li de, DP'li de, şu da, bu da, sen de, ben de. Devlete zarar verenler. Milletin malını siyaset adı altında yiyenler. Peşkeş çekenler.
devletin de malı deniz yemeyen domuz diyenler, aslında yiyenler domuz biliyorsun. Tamam mı? Bu Allah bu milletten soracak, bu ya, yiyenlerden. Benim emekliye verilmeyip de Suriyeli'ye niye besliyoruz biz? Suriyeliler niye besliyoruz? Buraya bu memleket için yıllarca emek vermiş, emekli olmuş, primini yatırmış. 10 bin lira emekli maaşı alıyor. Ya adam savaş var, kaçmış gelmiş buraya. 13 bin lira devlet buna maaş veriyor. Devletin kaybı 80 milyar dolar. Devlette çok büyük şey var. İsraf var. Bak dedim ya biraz önce. Adam makam işte hastane müdürü, şu bu Taymahan vali falan filan. Ya 3-4 tane arabaları var. Bir sürü orada bilmem gereksiz işler var. Sonra bak. Şimdi el ete köpüyor. El ete, Amerika'da bak el ete köpüyor. Para arıyor değil mi? Para arıyor. Bak kamu mesela. 8 milyar dolar borcu var. Kamuda mesela. Bütçe tam takır kuru bakır. Bak kamuda mesela. Ya 3 kişi çalışacak yerde 13 kişi çalışıyor. Niye? CHP gelmiş, CHP belediyesi gelmiş, kendi adamlarını doldurmuş. AKP gelmiş, kendi adamlarını doldurmuş. O biri gelmiş, kendi adamlarını doldurmuş. Ya burada 4 kişi çalışır kardeşim, 14 kişi niye çalışıyor? Ama şeye geldin mi? Ya bu imamlar ne yapıyor ki bunlara maaş veriyorsunuz? Ulan şerefsizler, siz 3 kişi yerde 13 kişi çalışıyorsunuz, hiçbir iş yapmıyorsunuz. Bir tane imamı mı kafanıza takıyorsunuz? Bir tane gizli çalışan var, 480. Nerede abi? Kaş Belediyesi'nde. ATM şeyi, memuru. Tamam, peki niye bunları görmüyorlar da imamı görüyorlar? Geberdikleri zaman ama kışlarına pamuğu imam tıkıyor. Niye imamı görüyorlar sadece? Ha bunların derdi ne biliyor musun? Bunların derdi imam değil. Bunların derdi din düşmanlığı, İslam düşmanlığı. Bak bunların derdi İslam düşmanlığı, tamam mı? Tamam mı? Allahu Akbar. Çok teşekkür. Tamam mı kardeşim? Bak gerçekten iki tarafa da yap. O zaman severek izlenirsin. Ben iyi görünen belki de yanlış deyip ne yaptım, seni uyardım. Belki de yanlış, ne bileceğim ben. Belki ben sana çok kızıyordum, hakkını helal et. Estağfurullah. Seni severek izleyeyim. Eyvallah. Söyle, tek tarafı yapma abi. Ya. Abone olsunlar. Bak bu gerçekleri iki taraflı tam orta karar yaparsa beğenin, yorum atın. Abone olun. Eyvallah, çok teşekkürler. Ben sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum.